Merhaba arkadaşlar. Evet çarpanları ayırmada kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Şimdi ee, şu başlığı göstereyim. Özel durum demişim. Neden özel durum? Bu özel durum dediğim ifadeler arkadaşlar başka bir konuyla birlikte gelen soru tiplerimiz. Yani arkasından başka bir konuyu da sürüklüyor soru kalıbı. Tamam. Ben bunu anlatabilmek için önce şu alt taraftaki soruyu sildim arkadaşlar. Buraya geleceğim. Neden öyle yazdığımı anlatabilmek istiyorum. Tamamdır başlayalım haydi bakalım. x kare artı x artı 1 eşittir 0 gördüğümde. Ha bu nerede çıkıyor bir de karşımıza? Polinomlarda çıkıyor arkadaşlar dikkatli olun. Bu ifadeyi gördüğümüzde biz mantıken şunu yaparız. Her iki tarafı x eksi 1 ile çarparız. Ama her soruda bunu gördüğümüz zaman çarpmak zor olacağı için ezberden gideceğiz. Burası ne kaldı arkadaşlar? x küp eksi 1 eşittir 0 kaldı mı? Demek ki x küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Ha, bunu gördüğüm zaman hemen hiç bunu yapmadan x küp gördüğüm yere 1 yazacakmışım. Bir de x kare lazım bana. Bu ifadeyi şunu karşıya attığınızı düşündüğünüz zaman orada da eksi x, -X eksi 1 olacak. Benim ana fikrim bu. Bu ifadeyi x kare artı x artı 1'i gördüğünüz zaman her x küp gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. Her x kare gördüğünüz yere de eksi x eksi 1 yazacaksınız. Nedeni bu. Şimdi bir de bir şey daha göreceksiniz. x kare eksi x artı 1 eşittir. 0 görürseniz nedeniyle anlatıyorum arkadaşlar. Mantıken yani her iki tarafı x artı 1 ile çarparım ben sağ taraf zaten 0 olduğu için burası x küp artı 1 eşittir 0 haline gelir. Yani her x küp gördüğüm yere ben eksi 1 yazacağım. Her x kare gördüğüm yere şu iki terimi karşıya atarsam da her x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazacağımı anlayacağım. Nedeni bu arkadaşlar. Çünkü ezbere yazacağız. E, o kadar vaktimiz yok. Şimdi gördük özel duruma başlayalım. Haydi bakalım ne gördüm? x kare artı x artı 1. Bunu gördüğüm zaman ne yazıyorum? Her x küp gördüğüme şuradan ilham alın arkadaşlar. 1 yazıyorum. Her x kare gördüğüm yere de çıkar çıkmaz bilmiyorum. Bunu karşıya atıyorum. Eksi x eksi 1 yazacağımı biliyorum. Şimdi x üzeri 33. Ne yazarım ben bunu? 3'ün kuvveti şeklinde yazacağım. Kare yazmayacağım arkadaşlar. Öncelik 3. 3'ün 11. kuvveti 33 eder. Artı bu da x küpün 9 kuvveti eder. Bir de yanında eksi birim var. Şimdi ay şimdi ne diyeyim ben şuralara 1 yazdım arkadaşlar. 1 yazartan 1'in 11 kuvveti 1. Bir, 1'in 9. kuvveti 1 bir, bir de sonunda eksi 1 var artı bir, 1 eksi 1'i götürdü yanıt 1 çıktı. Özel durum denmesinin nedeni bu. Bilmeden yapamazsınız. Haydi burada bir payda eşitleyelim. Ne, ne çıkacak bir bakalım. x kare artı 1. Payda eşitleyip kaldırdım. Böyle bir şey çıktı. x'i de karşıya attım x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Ben bunu tanıyorum. Diyorum ki her x küp gördüğüm yere şuradan ilham alarak eksi 1 yazacağım. Oradan aklınıza gelsin. Her x kare gördüğüm yere de şu iki terimi karşıya atarsam x eksi 1 yazacağımı biliyorum. Haydi bakalım 42'ye. x'in 3. kuvvetinin kaçıncı kuvveti? 14. kuvveti 42 artı x'in küpü 9 eder. E ona varabilmem için küpü bu. 9 eder. Bir tane daha x yazmam lazım. Şimdi yazalım bakalım şu buralara eksi 1, buralara eksi 1 yazalım. Elimize ne gelecek? Onu bulalım. Eksi 1'in 14. kuvveti 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Yanında çarpı x'im var. Bakın çarpı x'im var. Oldu eksi x. Soruyu bitirdik arkadaşlar. Özel durumu anladık herhalde. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Dediğim gibi polinomlarda göreceksiniz bunu bir kere daha. Ama e, TYT'nin ilk bölümünde yani kolay kısımlarında görebileceğiniz bir sorudur. Ama kolay dediğimiz kadar da kalıbı bilmezseniz çıkamayacağız. Ne gördük? X kare eksi x eksi 1'i mi gördük? X küp gördüğüm yere eksi 1 yazacağımı her x kare gördüğüm yere de x eksi 1 yazacağımı biliyorum. 46 nedir? Küpünün 15. kuvveti 45 eder. Değil mi? Bir tane de x lazım. Artı x küp zaten orada duruyor kendi kendine. 4. Buralara şuraya eksi 1 yazdım. Bir de şuraya eksi 1 yazdım. Devam ettim. Eksi 1'in 15. kuvveti eksi 1. Yanındaki x ile çarptım. Eksi x oldu. Eksi 1, eksi 4 kaldı. Ve yanıtımız şıklarda eksi x, eksi 5 olacağını ben biliyorum. Terim ekleyip çıkartalım. Haydi bakalım en sevmediğiniz kısım ama zaten bas bas bağırıyor ben oradayım diyor. Şimdi x üzeri 4 artı x kare artı 1 diyorum ki keşke bunun çarpanlara yok. Keşke bu ifade x üzeri 4 artı 2 x kare artı 1 olsaydı diyorum. Böyle düşünüyorum. Ne yapıyorum? Bir x kare ekleyip bir x kare çıkartacağım eşitlik bozulmasın diye. x üzeri 4 artı x kare artı 1 dedim. Bir x kare ekledim arkadaşlar. 2x kareye varabilmek için şununla şu 2x kare olsun diye eşitlik bozulmasın diye de bir tane çıkarttım. Bu 3 terime baktım. Bu 3 terim ne oldu? Ne oldu? Şu oldu. Bizim istediğimiz ifade oldu. 2x kare artı 1. Ekleyip çıkartma yaptığınız zaman arkadaşlar her zaman 2 kare farkına yürür soru. Bu da ilk üçlü şu mudur? x kare artı birin parantez karesidir. Bizim çıkarttığımız bir kelime daha var. Tamam iki kare farkı oldu. Bu x kare artı bir midir? Bu da x'in karesidir. Arasına bir artı b eksi yazarak çarpan yazıyorum. Ne oldu? x kare artı bir artı x. Gördüğüm gibi yazıyorum. Tabi şıklarda düzeltilmiş hali. Yani x kare başta olacak. x ortada olacak. Sabit sarı sonda olacak. Ben yalnızca iki kare farkından Bulduğum gibi yazıyorum. Gerisi size kalıyor. Şıklarda düzeltip bulmak. Ekleme çıkartmayı anladık değil mi arkadaşlar? Aman. Şurada bir ağımız kalmış. Çünkü biraz önce bu videoyu çektim ama program çekmemiş. Beğenmemiş benim anlatmamı. Haydi bakalım. Şimdi gördüm. Deneme yanılma yaptım arkadaşlar. Ben deneme yanılmayla bunun çarpanlarını bulamadım. Ama inatla çarpanlara ayrılmış hali nedir diye soruyor. 9'u gördüm. Ben nereden ilham aldım? Şöyle ilham alsam olur mu arkadaşlar? Bu keşke a kare eksi 6a artı 9 desem böyle olsa ne kadar güzel bir tam kare olur. Neyi biliyorum? E ayrılmadığı zaman çarpanlara inatla ayır diyorsa bana ne yapıyorum? Bir tam kare olması için uğraşıyorum. 6A artı 9. Bir tane A'yı da dışarı attım. Sakın iki kare farkı olmaz. Demeyin burada eklemedik bir şey. Haydi bakalım. Ne yapıyorum? Bu ifade ilk üçlü ne oldu? Ne oldu? Bize A 3'ün parantez karesi oldu. Eksi A. A iki kare farkı yok demeyin. Nedir? Bu A 3'ün karesidir. Bu da kök A'nın karesidir. Arasına bir artı bir eksi koyarım a eksi 3 artı kök a. Evet ilk çarpanı bulduk. İkinci çarpanım da a eksi 3 artı değil artılısını yazmıştık. Eksik kök a. Evet çarpan bulduk mu? Bulduk. Haydi bir sonraki sorumuz. Evet diyorum ki keşke şöyle olsa deneme yanılma yaptık olmadı. Çarpımları 4 toplamları 3 eden sayı yok dedik. O zaman bunun Nasıl olmasını istiyorum? Şöyle olsa, böyle olsa ne kadar güzel. Hem tam kare olur hem de çarpan alırım. Eksik var. Demek ki ben bundan bir x kare ekleyip bir x kare çıkartacağım buna benzesin diye. Haydi bakalım. x üzeri 4 artı 3 x kare artı 4 mü? Ne yukarıdakine benzesin diye bir x kare ekledim. Bir de x kare çıkarttı mı? Çıkarttım. Bu dörtlüye baktım. Bu benim istediğim şeydi e, ee, x üzeri 4 şuradaki parantez fazladan oldu. Şu parantezi bir silelim kafamızı karıştırmasın. x üzeri 4 artı 4x kare artı 4 haline geldi. Bir de dışarıda eksi x karemiz var. İlk üçlüye bakarsanız bunu biz yaptık zaten biz istedik. x kare artı 2'nin parantez karesi olsun mu? Bir de burada eksi x kare mi var? Yine iki kare farkına gitti mi? Yazmayayım artık. Gözle takip edin. X kare artı 2 eksi artı x. Önce artılı yazayım hep. Öbürü de x kare artı 2 eksi x. Bulduk arkadaşlar. Sonra bir bakarsınız düzeltip devam ediyor mu çarpanlara? Yok arkadaşlar etmiyor. Çarpanlarına ayrılmıyor bu terimler. Anlaşıldı herhalde. Evet bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Fazla e, farklı tipi yok arkadaşlar. Hep aynı şeyi göreceğiz. Aynı şeyi hatırlayacağız. Bu keşke x üzeri 4 artı 4 x kare artı 4 olsaydı diye hatırlayacağım. Başka aklıma ne gelir bundan? Evet. Ne yapıyormuşum? Ben bana verdiği ifadeye bir 4 x kare ekliyorum. Bir de 4 x kare çıkartıyorum. Yukarıdaki anımsadığım şeye benzesin diye. Bunu yazıyorum. Bu x kare artı 2'nin parantez karesi. Bu da 4x kare. Tamam yine 2 kare farkı çıktı değil mi? Bu x kare artı 2 midir? Bu da 2x midir? Arasına bir artı bir eksi koyarak çarpanlarımı yazıyorum. x kare artı 2 artı 2x. Bunları düzeltmek sizin göreviniz arkadaşlar. Ne dedik? x kare başta olacak. x ortada olacak. Sabit sayı sonda olacak. Biz böyle yazmayı ve şıklarda böyle görmeyi tercih ederiz. Ayırdıktan sonra tekrar bakın bakalım bu üçlüler e, çarpanları var mı yok mu bir bakın. Evet bu şimdi yapacağım arka arkaya 3 soru tehlikelidir. Yine söylüyorum bilmeden bu sorunun içinden çıkmanız mümkün değil. Şöyle söylüyorum arkadaşlar ardışık 4 çarpan görürseniz aralarındaki fark 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir fark etmiyor. Ardışık 4 çarpan gördünüz. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? En uzaktakileri çarpıyoruz. Bir de en yakındakileri çarpıyoruz. İsterseniz burada bir dönüşüm de yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle bir dönüşüm yapayım. Çünkü sayı 48 çok büyük. Bir dönüşüm yapayım. Ben şöyle diyeyim. X artı 2'ye T desem. Bakın şöyle bir şey olur mu? dönüşüm yapayım daha rahat göreyim. T, T artı 1, T artı 2, daha rahat çıkarmayayım. 48'den korktum bir anda. T artı 3 desem ve eksi 48 desem. Ne dedim? En uzaktakileri ve en yakındakileri çarpıyorum. En uzaktakileri çarptım. T kare artı 3 T dedim. Ve en yakındakileri çarptım. T kare artı 3 T artı 2 dedim. Evet. Bir kere daha dönüşüm yapacağım. Buraya da ne diyeyim? Bir kere daha dönüşüm yapacağım. Bakın tekrarlanan bir şey çıkmış. Buraya da a diyeyim. Fark etmiyor. İstediğiniz harfi verin. Bu da ne oldu? a kare ee, ha, önce bir yazayım. a çarpı a artı 2 haline geldi. Bir de dışarıda 48'imiz var. Aman yine benim mouse ucum oynuyor. İnşallah kaydı silmiyorsundur bilgisayar. Bilmiyorum valla. Yemin ederim kızacağım artık. Artı 2A eksi 48. Çarpımları 48. Farkları 2 eden sayı var mı? Var arkadaşlar. A'ya A. 6'ya 8 diyelim. Şu artı bu eksi olsun. Tek tek geri e, geri aa, yarattığım harfleri geri koyacağım içine. Eksi 6. A artı 8. Neye A demiştim? Hadi bir de onları koyalım. Yukarı kaydırayım. Çok aşağıda kaldı. Boynum tutuldu. Ama harflerimi de göreyim ama değil mi? Tamam. A'ya ne demiştim? T kare artı 3T eksi 6 dedim. Bir de T kare artı 3T artı 8. Bakın bunların çarpanları yok. Şimdi yazayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oynamıyorum, oynamıyorum, oynamıyorum. Şaka yapıyorsun. Çok küçük bir şey kaldı. X artı 2'nin parantez karesi artı 3 tane. Hmm. Geri dönsem mi? 3 tane X artı 2 bir daha ayırmak zorunda kalacağım. Artı 8 korkuyorum. Neyse yaptık artık girdik buradan. Dönenin kaşığı kırılsın mı derler. Kaşığı kırılsın. Haydi bakalım. Burası x kare. Alttaki soruya kadar kaydı. Artı ne oldu? Bir dakika. Artı. Yapacak bir şey yok. Artı. Bakalım. 4x artı 4 artı 3x artı oradan 6 8 daha 14 etti. Bir bunu bir daha toplayalım. x kare artı 7x artı 18. Var mı bunun çarpanları da? Var. Aman alttaki soruya kadar gittim. x'e x dedim. 9'a 2 dersem oluyor mu? <laughs> olmuyor. 6, 3 olmuyor olmuyor. Bir saniye bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Bir saniye rica ediyorum. Arkadaşlar çok uzadı. Ben bunu siliyorum. Ben net söylüyorum. Şu dönüşümü yaptığımı pişman etti beni. Şurayı siliyorum. Bir kere daha çözeceğim. Dönüşüm yapmadan koyayım. Bulamıyorum hatamı. Bakalım nerede hata yaptım göreceğim özür dileyerek baştan başlıyorum. En uzaktakileri çarpıyorum. x kare artı 7x artı 10 diyorum. En yakındakileri çarpıyorum. x kare artı 7x artı 12 diyorum. Bulamadım çünkü bir de eksi 48 var. Burada dönüşüm yapmak zorundayım ama şuraya t diyeyim. Buraya t diyeyim arkadaşlar. Bir kere daha devam edeyim. Moralim bozuldu ya. T artı 10. O kadar da güzel dönüşüm yapmıştım. Burada da T artı 12 eksi 48 olsun. Haydi çarpalım. T kare artı 22 T artı 120 bir de eksi 48'im var. Evet. Haydi bir de bunu düzeltelim. T kare artı 22 T artı ne kaldı? 2, 7, 72 kaldı. Şimdi bunun çarpanları var. T'ye T. t. E, 72, 2'ye bölsem 36 desem. Ay bulamadım akıldan. Kafamı dağıttı soru. 2'ye bölsem 36'yı 2 desem olmaz. 2'ye bölsem 18'e 4 gayet güzel olur. 18'e 4 bulamadım bir anda. Haydi bakalım. Demek ki çarpanlarından biri T artı 18 ve T artı 4'müş. Bu T'yi de yerine yazalım. T dediğimiz şey de x kare artı 7x artı 18 tamam boşuna öyle bir dönüşüm yapmışım kafamı mahvetti öyle dönüşüm yaptığım zaman x kare artı 7x artı 4 evet bunlar da ayrılmıyor galiba Aa, ayrılmıyor böyle kalıyor arkadaşlar. Özür dilerim bak dönüşüm yapmasaymışım daha kolay olurmuş. Şimdi ardışık 4 çarpan ama burada yapacağım 18-20. Bunları çarpmak istemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? A diyeyim ben buna. 18 diyeyim. Haydi bakalım. Burası kök içinde. A. A artı 2. Burada yapacağım. Büyük bir olasılıkla çarpacağım e, pardon dönüşüm yapacağım 4 ve A artı 6 diyelim. Dışarıda da bir 16'mız var. Ne dedik? Ardışık 4 çarpan görürsek en uzaktakileri ve en içtekileri çarpacağım. Çarpmaya başlıyorum. Kök içinde A kare artı 6 A diyeyim. Burası dursun. En içeridekileri çarparsam A kare artı 6 A artı 8 eder. Dışarıdaki 16'yı da unutmayalım. Haydi bir kere daha dönüşüm yapalım. Aman benim nasıl demoralize etti ya bir önceki soru. Ama pes etmiyoruz değil mi? Siliyoruz baştan yapıyoruz. Niye? Niye olabilir arkadaşlar? Siliyorsunuz baştan yapıyorsunuz. Siliyorsunuz baştan deniyorsunuz. Ha artık üç kere yapamazsanız onu bir bırakıyorsunuz. Bir bilene soruyorsunuz. Muhakkak bir yerde bir hatanız vardır. Ama ne yapıyorsunuz? Pes etmiyorsunuz. Haydi içeriği çarpalım. Bu tanıdık bir şey mi çar çıktı çarparsam? 8t artı 16. Bu da t artı 4'ün parantez karesidir. Şimdi hep başka bir konuda olursa dedim ki çift ve aynıysa mutlak değerde çıkartın. Çift ve aynıysa mutlak değerde yazın. Ama burada gerek yok. Çünkü a pozitifse t de pozitiftir. 4 eklersen pozitiftir. Zaten bunun pozitif çıkacağını biliyorum. Şimdi T'leri yerleştirelim. T dediğim şey A kare artı 6 A artı 4'tü. Haydi A'yı da yerleştirelim. 18'in karesi artı 6 çarpı 18. Allah'ım beni sınıyor herhalde. Sayılar çok büyük. İzninize buyurun siz çarpın ve yanıtı işaretleyin. Haydi bakalım bir sonrakine. A'ya 11 dedim. Haydi yerleştirelim. Kök içinde A. A artı 1 ve A artı 2 ve A artı 3. Evet. Bir de artı birim var. Ne dedik? Ardışık 4 çarpan en uzaktakiler ve en içtekiler. En uzaktakiler ve en içtekiler. Çarptım ben bunları. Burası ilk parantezim a kare artı 3 a etti. Diğer parantezimde a kare artı 3A. Tabi dağıtıp çarpıyorsunuz. Ben çarp, dağıttım ve toparlayıp yazıyorum. Artı 2. Yerim az olduğu için. Siz unutmayın arkadaşlar. Orada e, çarparsam A kare artı 2A artı A artı 2. Ben onu toparlayıp yazdım arkadaşlar. Şu da çok belli olmasa da bu 1 arkadaşlar. Evet. Baktım bir kere daha tekrarlanan var. Haydi bakalım bir kere daha tekrarlananı koyalım. Bir kere daha tekrarlandı. Onu da yerleştirdim. T, T artı 2 ve o çirkin biri ekledik. Çarpalım. Bu da oldu. T kare artı 2T artı 1 oldu. Tanıdık bir şey çıktı. T artı 1'in parantez karesi midir? Evet, T artı 1'in parantez karesi. Ne dedim? Çift bir aynıysa mutlak değerde gerek yok. A pozitif, A pozitifse T pozitif, T artı 1 zaten pozitif. O zaman yanıt T artı 1. Haydi T'yi yerleştirelim. T dediğim şey neymiş? A kare artı 3A bir de sonuna 1. Allah senin tependen baksın soru. 11'in karesi. Allah'tan buradaki sayılar küçük. 3 çarpı 11 ve artı 1 mi? Tamam değil mi? Bakalım 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 bakalım. Evet bir hatamız yok herhalde. 11'in karesi 121. 33 bir de buradan geldi. 34 mü geldi? Artı aman artı nereden çıktı? E, topladım 155 dedim ve bitirdim. Haydi gözümüz aydın. Değişken değiştirme metoduyla biz sınavlarda çok severiz. Denemelerde çok görürsünüz. Çünkü çarpanları ayırma artık kolay bir konu sizler için biraz daha zorlamak için içine dönüşüm koyuyor. Tekrarlananı bulmamız gerekiyor. Tekrarlanan ne arkadaşlar? Bakın ben x kareye eğer t dersem x üzeri 4 x karenin karesi olduğuna göre t'nin de karesine eşit olacak. Haydi yerleştirelim. Bu oldu mu? t kare eksi 20 t artı 64. Neye eşittir diye soruyor. Yana gideyim. Deneme yanılma yapalım. T, t. çarpımları Çarpımlar 64. Toplamları 20 eden 16'ya 4 mü? Her ikisi de eksi mi? Demek ki T eksi 16 ve T eksi 4 diye çarpan buldum. Ama T'yi biz yaratmıştık. T'yi de yerine koyalım. O zaman x kare eksi 16 ve x kare eksi 4. Baktım 2 kare farkı çıktı. Aman ne güzel. Bir artılı bir eksili yazalım hepsini. E, x artı 4 ve x eksi 4. 2 kare fark açıyorum. x eksi 2 ve x artı 2 olarak 4 çarpan bulmuş oldum. Devam ettim. Ama ne soruydu ya? Ne sinir bozdu? Ne sinirimi bozdu ya? Tekrar geri dönüp videodan sonra bakacağım hata yapmış mıyım diye. Şimdi ben bunu şöyle bir ayırayım bir kere. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırayım. Değil mi? Ve 3 üzeri x'e t dersem ben 3 üzeri 2x'in t kare olduğunu net biliyorum. T kare. Şimdi yerleştirelim. Ne oldu? 2 t kare oldu. Eksi, bakın bu t, bu da 3 oldu. 3 t. Eksi 27. Nedir diye soruyor. Deneme yanılma yapalım. Bu 2 t'ye t olsun. Şu 9 olsun, bu 3 olsun oluyor mu? Evet oluyor. Şuna eksi, buna artı vereyim. Demek ki çarpanlarımdan biri ee, t artı 3'müş. Diğer çarpanım da 2T eksi 9'muş. Bir yerleştirelim mi? T'miz neredeydi? 3 üzeri X artı 3 oldu. Diğerimiz de 2 tane 3 üzeri X eksi 9 olarak 2 çarpan bulmuş olduk. Haydi alttakine geçelim. Evet. Ne yapmış? Ne yapmış? Ben 9'u üzeri x'i tekrarlandığını gördüm. 9 üzeri x'e ben t dersem 81 9'un karesi ise 81 üzeri x de benim için t kare midir? Aynen öyle. Yerleştirelim t'lerimizi. Bu t kare oldu. Burası 5 t oldu. Artı 4. Deneme yanılma yapalım mı? T y t diyelim. 4'e 1 diyelim. Her ikisi de eksi. Çarpanlarını buldum. T eksi 4 ve t eksi 1. Bir de t'lerimizi yerine yazalım. T dediğimiz şey 9 üzeri x'ti. Aman bakın ne gördük. 9 bir şeyin karesi, 4 bir şeyin karesi. Demek ki 2 kare farkına gidecek. Şurası da 1'di. 9, 2 üzeri, 3 üzeri 2x değil mi? Şunu rahat görmeniz için şöyle yazsam, bunu da 2'nin karesi yazsam. Bakın 2 kare farkına gideceğimi göstermeye çalışıyorum. 3 üzeri 2x, Eksi 1 bir de 1'in karesi değil mi? Haydi 2 kare farkı açalım. 3 üzeri x eksi 2. 3 üzeri x artı 2. Öbürünü de açalım. Devam ettim. 3 üzeri x artı 1 ve 3 üzeri x eksi 1 dedim. Haydi alttaki soruya. Ne demiştik? X kök x görürseniz zaten dönüşüm yapın demiştik değil mi? Demiştim. Birçok konunun içinde diyorum. Ben ne yapıyorum? Kök x'e t değil. O zaman x dediğim şey kök x'in karesi ise bu da t kare olacak. Haydi yerleştirelim. Burası t kare. Eksi 4 t e artı 3. Deneme yanılma yapalım. t'ye t 3'e t, e 1 eksi eksi. Çarpanlarını bulduk. Ne dedik? Bir t eksi 3 dedik. Bir de t eksi 1 dedim. t'yi de yerleştirdim. t dediğim şeyde Kök x eksi 3. Şıklarda bu olacak? Kök x eksi 1 olarak bitireceğiz arkadaşlar. Haydi bir sonrakine. Ay bir dakika fazla sayfa atladım. Bir sonraki derken yukarıya çıkmaya çalışıyordum. Bakın sorunun başında x kare eksi 3 x. Hani ne dedik? 3 saniye bir sorulara bakacağız. Ee, bunun karesini o yazmış. E karesini alsam 4. derece. 4. derece denkten bilmiyorum. Demek ki dönüşüm yapacağım ortaya baksam şu ikisini eksi 2 iki parantezine alsam burada x kare eksi aldığım için şu işaret değişecek eksi ne kalacak 4 pardon bir dakika tamam 4 x kaldı tamam şimdi neye t diyecekmişim ben şuna t diyecekmişim x kare eksi 4 x'e t diyecekmişim yerleştirelim t'mizi oldu sorumuz t kare oldu. 2T eksi 15. Haydi denemenin yanılma yapalım. tyt Her seferinde yazıyorum yapamayanlar rahat görsün diye. Evet çarpanlarını bulduk. Ya T eksi 5'miş ya da T artı 3'müş. T'yi de yerleştirelim. Bakalım belki bir sonrakinde bir daha deneme yanılma çıkar. X kare eksi 4 X eksi 5'miş bir çarpanı. Diğer çarpanı da X kare eksi 4 X artı 3'müş. Bakalım düşünelim çarpımları 5 farkları 4 eden sayı var mı? Vardır. 5'e 1 dersem olur mu? Şu eksi bu artı. Çarpımları 3 toplamları 4 eden sayı var mı? 3'e 1 her ikisi de eksi. 4 çarpan bulduk. Sırasıyla yazalım. X eksi 5. X artı 1. Atlamayalım arkadaşlar. X eksi 3 ve X eksi 1 dedik. Bunu şıklarda neyini soracak? Çarpanı mı, Kaç tane mi? Şu mu? Bu mu? Artık o size kalmış bir şey. Haydi bakalım bir sonrakine. Yine gördük değil mi? X kare eksi x'in karesi demiş. Ben bunun karesini alırsam dördüncü derece denklem çıkacak. Ben bilmiyorum diyeceğim. Hemen diyeceğim ki demek ki dönüşüm yapacağım. Şu ortadaki ikiye baktım arkadaşlar eksi 8 parantezine aldım. Açtım. Burada x kare kaldı. Eksi aldığım için şu işareti değiştireceğim. Eksi 8. Mi? 8 almıştım. Pınar. Pınar 8'i aldın. Evet. 8'i alırsan x kaldı. Baktım. Evet. Demek ki ben x kare eksi x'e t diyeceğim. Haydi t yerine yerleştirerek denklemimizi bulalım. T kare eksi 8 t. Artı 12. Deneme yanılma da yapalım t'ye t dedim. 6'ya 2 dedim. Her ikisi de eksi. çarpanlarını yazdık. t eksi 6 ve t eksi 2. t'yi de yerine yerleştirelim. Bu da ne oldu? x kare eksi x eksi 6 ve x kare eksi x eksi 2. Deneme yanılma yapalım. Çarpımları 6. Farkları 1 eden sayı 3'e 2 varmış. Buraya geldim. x'e x, e x. 2'ye 1 var mı çarpanları? Var arkadaşlar. Haydi o çarpanlarını da yerine koyalım. Sorumuzu bitirelim. x eksi 3, x artı 2, x artı 1 ve x eksi 2. Ha, şu ikisini birleştirip de şık da olabilir. Bu ikisini birleştirirse belki şöyle bir şey de olabilir. Bunun yerine x, eksi x kare eksi 4 yazar. Yanına x eksi 3 ve x artı 1'i de yazmış olabilir. Bu da bir yazılım şeklidir arkadaşlar. Şu ikisini birleştirmiş olabilir. Haydi bir sonrakine geçtik. Hala aklımda o soru biliyor musunuz? Videoyu bitirip geri döneceğim. Hata yaptım mı? Ama bu sefer videoyu silmeyeceğim. Özür dilerim. Haydi bakalım. Tekrarlananı kendimiz görüyoruz zaten. Bir kırmızı ile yazalım. Onu da tekrarlananımızı. Ne yapıyoruz? X eksi 6 bölü x'e t'yi yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Ne oldu? T kare eksi 4 t eksi 5 eşittir 0. Deneme yanılma yaptık. T'ye t dedik. 5'e 1 mi dedik? Şu eksi bu artı. Her ikisi de 0'a eşitmiş arkadaşlar. Demek ki t dediğim şeyi ya 5 bulacağım ya da t dediğim şeyi eksi 1. Neye t demiştim? x kare hemen akıldan payda eşitleme pınar pınar. Evet x eksi 6 bölü x'i ya 5 bulduk ya da buraya geldik. x eksi 6 bölü x'i eksi 1 bulduk. Şimdi payda eşitleyelim, paydaları kaldıralım. x kare eksi 6 eşittir 5x. Payda eşitledim, kaldırdım. x kareyi başa yazdım, x'i ortaya yazdım. Sabit sayıyı sona yazıp sıfıra eşitleyip deneme yanılma yazdım. Çarpımları 6, farkları 5 eden sayı var dedim. Eksi 6'ya artı 1. Buradan x'i ya 6 buldum ya da x'imi eksi 1 buldum. Geçtim öbürüne payda eşitledim paydaları kaldırdım. x kare eksi 6 eşittir eksi x. Bir tarafa atıp 0 eşitledim. x kare başta x ortada sabit sayı sonda olacak şekilde. Ne yaptım? Deneme yanılma yaptım. Çarpımları 6 toplamları 3 eden ıı, ne? Çarpımları 6 farkları 1 eden sayı 3'e 2 yanlış söyledim cümleyi. Bu artı bu eksi. Demek ki x'im ya eksi 3 ya da x'im 2 olacak. Bakıyorum kesir şeklinde bunların hiçbiri. Bakın kesir şeklinde ise paydayı sıfır yapmıyor. Eğer bu değerlerden biri paydanızı sıfır yapıyorsa o bizim çözüm kümemize girmez diyoruz değil mi? Geçtik bir sonrakine. Aman bir özel durumda. Ne demektir bu arkadaşlar? Bir sonraki derste görüşeceğiz demektir. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.